Evet değerli izleyenler, Borçka Belediyesi Kadın Korosu Şefi desem uygundur Çiğdem Hanım. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, teşekkür ederim. Bu akşam bir etkinliğiniz var Borçka Atatürk Ülke Ödeyim Okulu salonunda. Evet. Bundan bir bahseder misin, bilgi verir misin? Bu akşam Kadınlar Günü için, Anneler Günü için aslında topluca bir program hazırladık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yapmayı planlamıştık ama şehrimizde acı bir olay, bir kaybımız olduğu için yapamamıştık. Bugüne erteledik. Şimdi de Anneler Günü'ne denk geldi. Zaten biz kadın korosu olduğumuz için genelde kadın temasını işliyoruz. Kadın içerikli şarkılar söylüyoruz. 4 dilde Türklerimizi söylüyoruz. 4 dilde? Evet. Türkçe, Lazca, Hemşince ve Gürcüce olarak. Arada Zazaca, Kürtçe, Megrelce şarkılarımızı da söylüyoruz. Evet. Bu akşam biraz farklı bir durum var aslında. Sadece biz sahne almıyoruz. Yine Artvin'de kurulan gençler çok güzel bir grup kurmuşlar. Brage Halk Dansları grubu. Evet. Onlar da çok güzel dans gösterilerini yapacaklar. Biz de ilk kez türküler dışında bir nostalji gecesi hazırladık. Evet, yani bu akşam aslında biz türkü söylemeyeceğiz. Biz nostalji gecesi yapacağız. Biraz eskileri anacağız. Umarım herkes çok beğenir. Koro kaç yıldır kurulmuş? Koromuz 3 yıldır. 3 yıldır faaliyet evet. Gösteriyorsunuz. Aynen öyle. İzlediğim kadarıyla illerde, ilçelerde, etkinliklerde Borçka Kadın Korosu damgasını vuruyor. Evet, aslında bu bizi çok onur ediyor. Birçok yerden davetler alıyoruz. Şehir dışlarından, hatta uzak illerden de davetler alıyoruz. Yurt dışı, Batum, Tiflis, hani oralardan da bize teklifler sunuluyor. Yurt dışı? Evet, yurt dışından mesela? Da teklifler sunuluyor. İşte Batum ve Tiflis olmak evet. Üzere o şehirlerden de bize teklifler geldi. Onları da değerlendiriyoruz. Yakın zamanda oralarda da programlarımız olacak. Yani biz aslında gönüllülük esasıyla bu işi yapıyoruz. Hani şarkı söylemeyi seviyoruz ve kadın olarak biz de buradayız, biz de varız. Hani kadın her yerde olmalı. Kadının elinin değdiği her yer çok güzel. 21. yüzyılda bizim coğrafyamızda ve dünyanın tüm coğrafyalarında, hemen hemen birçok coğrafyasında diyeyim, kadınlar hala ikinci sınıf vatandaş sayılırken biz artık bunların tamamen dışına çıkmak istiyoruz. Evet. Kadınları dişi değil, kişi olarak görmek istiyoruz. Ve elimizden geldiğince şarkılarımızı, türkülerimizi sizlerle buluşturuyoruz. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.